Çiftliği kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır beklenen 10 tane Lepistes çekilişi videomu bu videomun içinde paylaşacağım. Videonun ilerleyen bölümlerinde çekilişi canlı olarak yapacağım. Arkadaşlar seyredebilir. Uzun bir liste oldu. Çok uzun bir çekiliş listesi hazırladım. Katılım bayağı çok oldu. Topluluk bölümünde, kanalımın topluluk bölümünde size bazı anketler sunuyorum. O anketlere göre hareket etmeye çalışıyorum. En son anketim bir dahaki, yani bu videomuzda yapacağımız çekilişin katılımıyla alakalıydı. Onu da biraz sonra canlı olarak bakacağız. Ondan bir önceki anketimizde de ne hediye edeceğimiz konusunda birkaç seçenek sunmuştuk. Onda da tabii ki sevgili izleyicilerimin tercihleri doğrultusunda hareket etmeye çalışacağım. Bugün konumuza gelince arkadaşlar, pet shoplarda niye hiç balık yok? Evet, geçtiğimiz günlerde bir sürü pet shop'a gittim. Daha önceden gittiğim pet shop'lara gittim. Yeni pet shop'lar gördüm. Oralara girdim. Çoğunda hiç balık yoktu arkadaşlar. Yani balık stoklarını eritmişler. Yeni balık da almamışlar. Bazılarında da çok az miktarda balık vardı. Genelde Japon balığı ve türleri vardı. Lepistes de göremiyorum. Şu sıralar yani çok büyük akvaryumculara giriyorum. Orada da Lepistes göremiyorum. Tabii bu sektörel bir sorun. Bunu defalarca anlatmaya çalıştım. Kanalımın kuruluş amaçlarından birisi de buydu. Neden balık olmadığına gelince pet shoplara soruyorum tabii. Niye balık yok pet shopunuzda diye. Hepsi sıcaktan öldüğünü söylüyorlar. Yani havalar çok sıcak. Sıcaktan ölüyor. İşte soğuğa çare var, ısıtıcı. Ama böyle aşırı sıcaklara çare yok. Balıkları kurtaramıyoruz. Balıklar ölüyor gibi sebepler sıralıyorlar. Tabii ki arkadaşlar bu doğru olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki ilk kez havalar bu kadar sıcak olmuyor. Yani senelerdir bu sıcaklar vardı ve daha da var olacak. Daha önceden pet shoplarda balık görüyorduk. Bunun sebebi yerel üretimdi arkadaşlar. Yani yerel üretilen balıklardı. Yerel üretilen balıklar dayanıklı oluyor. Tabii burada üretildiği için, burada doğup büyüdükleri için hepsi dayanıklı oluyorlar. Böyle işte hava sıcak oldu, soğuk oldu gibi sebeplerden balıklar ölmüyor. Zaten asıl ölüm sebepleri de bu değil arkadaşlar. Asıl ölüm sebebi balıkların yurt dışından getirilmesi. Evet, bütün balıklar yurt dışından getiriliyor. Niçin yurt dışından getiriliyor? Daha hesaplı olduğu için. Bu balıkları getirenler büyük şirketler arkadaşlar. Kar marjı güden şirketler. Bu yüzden buradan tanesi 2 liradan balık alacağına, toptan bahsediyorum, veya 3 liradan balık alacağına gidip yurt dışından, Endonezya'dan, Filipinler'den veya diğer uzak doğu ülkelerinden 5 kuruş, 10 kuruş gibi rakamlara balık almayı tercih ediyorlar. Kâra geçtiklerini zannediyorlar. Ama uzun vadede zarara uğruyorlar arkadaşlar. Niçin zarara uğruyorlar? Gördüğünüz gibi hiçbir pet shop'ta şu an balık yok. Yani alıyorsunuz 5 kuruşa ama artık satamıyorsunuz. Bu tabi hobicileri de üzüyor. Hobiciler balık bulamıyor. Bir ara bu kılıç kuyruk, plati ve lepisteslerin akrabası olan velifera cinsi balıklar vardı arkadaşlar. Bu veliferalardan bulmaya çalıştım. İnanılmaz derecede gezdim. İnterneti araştırdım. Hiç velifera yok arkadaşlar. Kalmamış. Türler de azaldı. Gelen türler de yaşamıyor. Pet shoplar da artık balık almayı sattı. Çünkü bundan kâr edemiyorlar arkadaşlar. Aldıkları balıkların hepsi ölüyor. Hem can kaybından ötürü, hem öldüklerinden ötürü, hem de para kazanamadıklarından ötürü artık pet shoplar balık satışını neredeyse durdurmuş vaziyette. Yani hiçbir pet shopta doğru düzgün balık yok. Olan balıklar da işte yerli üretim yapan birkaç arkadaşımızın, hobi maksadıyla uğraşan arkadaşlarımızın pet shoplara getirmiş olduğu balıklar. İnanın bir pet shop'a balık verdiğiniz zaman, sattığınız zaman, yani bu işin ticaretine girdiğiniz zaman pek bir kârı yok arkadaşlar. Su değişimi yapıyorsunuz devamlı. Su parası, kira geliri, düzeltiyorum, kira gideri var, su parası var, yem gideri var ve müthiş bir zaman geçiyor balığı çiftleştirip ondan yavru alıp bu yavruları da satış boyuna getirmek. Müthiş bir zaman arkadaşlar, 3 ay,
Kimi türlerde 5 ay, 6 aylık bir vakit gerektiriyor. İnanılmaz bir vakit ve harcamadan sonra sizden komik rakamlara balık almaya çalışıyorlar. İşte tanesi 1 liradan 1,25 kuruştan balık almaya çalışıyorlar. Tabii onlar da kendi açılarından haklılar. Toptancılar da fiyatların bu şekilde olduğunu söylüyorlar ama gidip toptancılardan aldıkları balıklar da yaşamıyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz zamanda bu şekilde bir paradoks var. Tabii bu paradoks zaman içinde aşılacak arkadaşlar. Size tavsiyem hobi maksatlı bu işe başlamanız. Çünkü ileride Japonya'nın şu anda yetiştirdiği gibi biz de kendi pet shop türlerimizden yetiştireceğiz. Japonya'da aynı şekilde gıda çok Japonya'da üretim maliyetli olduğu için ve kimse Japonya'da üretilen gıdaları almadığı için zamanında hep dışarıdan almışlar. Çok ucuz ve uygun diye dışarıdan almışlar. İkinci Dünya Savaşı'nda patlamışlar arkadaşlar. Kendi ülkelerinde hiçbir şey yetiştirilmediği için açlıktan bir sürü insan ölmüş, kırılmış, hastalanmış. Bugün Japonya'ya gittiğinizde ufacık 5 metrekare alanlarda bile bir şeylerin ekili olduğunu ve insanların 5 metrekare alanda bir şeylerle ekim biçim işleriyle uğraştıklarını görüyorsunuz. Bu dersi Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda almışlar. Tabii bunun savaşla pek bir alakası yok ama pet shop sektörü de balık sektörü de buna benzer bir şey arkadaşlar. Şu an o krizi yaşıyor Türkiye. Dışarıda çok ucuz, dışarıdan getiriyorlar ama burada yaşatamıyorlar arkadaşlar. Yerli üretici de dışarısıyla baş edemediği için fiyat konusunda, maliyet konusunda, satış konusunda bitmiş durumda. Büyük Orta Doğu Akvaryum Bergama'daki tesislerini kapattı. Zaten 3-5 sene oluyor. Araştıran arkadaşlar bilir. Benim birçok bu işe gönül vermiş, hobihane kurmuş arkadaşlarım bıraktı. Hiçbir yerde balık kalmadı arkadaşlar. Yerli üretici balığı kalmadı. Hepsi dışarıdan geliyor. Dışarıdan gelen balıklar da şansınıza yaşamıyor arkadaşlar. Yaşatamıyorlar burada ve şu an büyük bir balık sıkıntısı var. Akvaryum balığı sıkıntısı var Türkiye'de. Pet shoplarda yok. Özellikle lepistesi de bunu görüyoruz arkadaşlar. Lepistesi çünkü çabuk yürüyen, çabuk büyüyen bir canlı. Ama su değerleri müthiş etkiliyor. Taşımacılığı müthiş balıkları etkiliyor. Bu yüzden dışarıdan çok ucuza geliyor. Fil kulak mesela Dexter's World kanalında, YouTube kanalında bu fil kulakları çok ucuza satan bir üreticinin yanına gitmişti. Tabi bu yanılmıyorsam Filipinler tarafında bu arkadaş. Fil kulak buradan aldığınız zaman kaliteli bir fil kulak 25-30 lira civarında uygun bulabilirseniz alıyorsunuz. Tabii çok büyük hobiciler bunları 100 lira, 150 lira, 200 lira gibi fiyatlar da çekiyorlar tek bir balığa. Ama mükemmel fil kulakların 190 tanesi mi? Yanılmıyorsam 190 veya 180 tanesi 1 dolardı arkadaşlar. Filipinler'deki Dexter's World kanalının tanıtımını yaparken izlemiştim. 180-190 tanesi 1 dolardı. Türkiye'de 200-250 liraya kadar çıkabiliyor bunların maliyeti. Tabii bunu toptancılar gidip oradan almak daha karlı diyor. Oradan alıyorlar ama hiç yaşamıyor arkadaşlar. Bunun çok büyük bir miktarı toptancılarda ölüyor zaten. Geldikten sonra ölüyor. Pet shoplar gidiyor oradan alıyor canlı kalanları. Büyük bir miktarda pet shoplarda ölüyor. Eğer şanslıysanız, o balığı görebildiyseniz, satın alabildiyseniz, evinize getirdiyseniz, o da sizin evinizde ölüyor. Bir takipçimle yazışmıştık geçen günlerde. Abi dedi ben bir sürü akvaryum balığı aldım, Japon balığı aldım, platy aldım, lepistes aldım ama bir türlü yaşatamadım. Bırakın üretmeyi, adam yaşatamamış arkadaşlar. Bir türlü balığı yaşatamadım. Problem bende mi diye sordu. Hava motorum var dedi, ısıtıcı var dedi. İşte su değişimine dikkat ediyorum. Şöyle yem kullanıyorum, böyle artemiye çıkartıyorum. Arkadaşlar ağzınızda kuş da tutsanız bu balıkları maalesef yaşatamazsınız. Bu balıklar çünkü tamamen başka bir iklimden, başka bir su değerinden gelmiş, çok uzaklardan taşınarak gelmiş, ilaç verilmiş, bayıltılmış,
Yani Komoda, bitkisel hayatta gelen balıklar bunlar. Burada hasbelkader satın alabilseniz bile çok kısa bir süre zarfında hastalanıp bir şekilde ölecektir arkadaşlar. Problem sizde değil. Eğer uzun soluklu balık yetiştirmek istiyorsanız size tavsiyem yerli balıklardan tercihinizi kullanın. Pet shoplardan da alırken bu balık yerli mi kardeşim yoksa ithal mi dışarıdan mı geldi diye sorun. Dışarıdan geldiyse tercih etmeyin. Çünkü sonuç hüsran oluyor. Üzülüyorsunuz. Emanet aldığınız bir canı yaşatamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da büyük miktarda hobicilerin hobiyi bırakmasına yol açıyor. Çünkü başarısız oluyorlar. Yerli üreticiden aldığınız balıklar arkadaşlar her zaman gaddar olur ve yaşar. Özellikle benim videolarımı seyrediyorsanız ben bu kanı sağlamak için çok uğraştım senelerdir. Hava pompası veya işte iç filtre, dış filtre, ısıtıcı hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece akvaryum var ve akvaryumun içinde su var. Bazı tanklarımda canlı bitki var. Bu şekilde yeni bir kan oluşturdum. Balıklarım kesinlikle ölmüyor. Zaten diğer çekilişlerde hediye ettiğim arkadaşlar da çok endişeleniyor işte abi. Kargo ile gönderiyorsun balıkları. 2 gün sonra gelecek, 3 gün sonra gelecek. Havasız orada ölür mü? Ölmez arkadaşlar. Yani benim balıklarım ölmez. Arkadaşlarım da yorumlarda söyleyecektir mutlaka çekilişlerde kazanan arkadaşlar. Balıklar sapasağlam ellerine ulaşıyor ve küçücük şişelerde gönderiyorum. Hiçbir şey de olmuyor. Çünkü bizim balıklarımız yerli üretim. Şunu da söyleyeyim, bu işin ticaretini yapmıyorum arkadaşlar. Buradan da arayan soranlar oluyor. Elinizde balık var mı? Balık almak istiyoruz. Balık satın almak istiyoruz. Hayır arkadaşlar, ben kimseye balık satmıyorum. Sadece takipçilerime, bu işe gönül vermiş arkadaşlara, bu YouTube kanalından düzenlemiş olduğum çekilişlerle hediye ediyorum. Kesinlikle balık satmıyorum. Boşu boşuna beni de meşgul etmeyin. Kendiniz de vakit kaybetmeyin. Balık satmıyorum arkadaşlar. Satın almak isteyen arkadaşlar bana müracaat etmesinler. Balık satmıyorum. Videolarımı takip edip çekilişlere katılıp bu şekilde balık kazanabilirsiniz. Onar onar şu anlık 10'ar tane 10'ar tane lepistes balığı hediye ediyorum. Yine bu videomda bir 10 balık daha kazanma şansı elde edeceksiniz. Bunu çekilişimi yaparken kurallardan biraz bahsedeceğim. Kurallarda bazı değişiklikler yapacağım arkadaşlar. Çünkü aksaklıklar görüyorum. Birbirine müdahale eden arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar çekilişe herkes katılabilir. Yani kimse kimseyi kısıtlamasın. Kimsenin başkasına laf söyleme hakkı yok. Yani kimseyi diskalifiye etmek istemiyordum. Bu aklımdaydı ama yapmak istemiyordum. Ama yakında diskalifiyeler olabilir. Çünkü kimse kimseye müdahale etmesin arkadaşlar. Adam olabilir. Geçen çekilişte kazanmıştır veya elinde balıkları vardır. Yine katılmak, kazanmak istiyordur. Olur. Her çekilişime katılabilirsiniz arkadaşlar. Ben işte bir çekilişe katıldım. Artık aman katılmayın. Bana laf söylerler. Çekinmeyin arkadaşlar. Eğer bu şekilde birbirine müdahale eden olursa, işte sen geçen çekilişi kazanmıştın. Buna niye katılıyorsun? Tarzında veya daha değişik tarzlarda, tabii ağzını bozan arkadaşlar da oluyor. Bu şekilde olan birbirine müdahale eden arkadaşlar olursa arkadaşlar diskalifiye olacaklar çekilişten. Bu tutumlarına devam ederlerse kanaldan engellemeye kadar, yani kanalda hiçbir yazışma yapamayacak hale gelene kadar cezai müeyyide uygulamayı düşünüyorum. Çünkü hiç kimsenin birbirinin kalbini kırmasını istemiyorum arkadaşlar. Kanalımızın tek amacı takipçilerimizi lepistes balığı veya akvaryum balığına gönül vermiş arkadaşlarımızı mutlu edebilmek. Ben insanlar mutlu olsun diye uğraşırken kendi çıkarları için birbirlerine laf söyleyip birbirlerini üzen insanları istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde lütfen yapmayın. Ben de üzülüyorum. Bana geri dönüş de oluyor. Bu arkadaşlar yazıyor işte abi bana böyle böyle yazdılar. Çok üzüldüm tarzında yazışmalar oldu. Lütfen arkadaşlar birbirinize kesinlikle müdahale etmeyin. Zaten bir kural varsa bu kuralı ben videoyu çekerken söylüyorum arkadaşlar. Kural değişikliklerini işte çekilişe katılım tarzındaki değişiklikleri hepsini ben bildiriyorum teker teker. Lütfen kimse kendi kafasından diyeyim kural uydurmasın. Burada kuralları size soraraktan yapıyorum zaten.
Kendi başıma da bazı kuralları uydurmuyorum. Mesela ne çekilişi yapacağımı sordum toplulukta. Oylama yaptınız. Biraz sonra göstereceğim. Ne hediye edeceğimi, çekilişi nasıl yapacağımı hepsinize danışarak yapıyorum. Bu da sizi gene mutlu edebilmek babında, sizi üzmemek babında kendi yaptığım çalışmalardan bazıları. Tabii daha değişik önerileriniz olursa her zaman söylüyorum. Yorumlarda önerilerinizi belirtin arkadaşlar. İşte abi şöyle yapsak uygun olur. Veya bu şekilde yapsak uygun olur. İşte şöyle bir kural koyalım falan diye. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum genel anlamda. Lütfen arkadaşlar biraz kendimize çekidüzen verelim. Birbirimizi üzmeyelim. Herkes mutlu olsun. Amacımız bu. Şimdi çekilişimizi yapalım ve biraz yeni kurallardan bahsedelim. Daha sonra da en son yeni çekilişimiz için balıkları göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, eğer anketlerimi direkt ana sayfanıza göremiyorsunuz, bu şekilde kanalıma girin. Burada ana sayfa, videolar, oynatma listeleri ve topluluk linki var. Topluluk linkine tıklarsanız, evet bu şekilde anketlerimi burada görebilir ve katılabilirsiniz. Hemen bakalım bir dahaki çekiliş videomuzda ne verelim diye anket yapmıştık. Bir adet mavi kerevit, 10 adet lepistes. Burada çoğunluk 10 adet lepistes istemiş. Bu videomuzda yine 10 adet lepistes çekilişi yapacağız arkadaşlar. Burada da bu hafta çekiliş sonuçları açıklanacak. Yeni çekiliş için kazananı nasıl belirleyelim diye bir anket yapmıştık. Burada da arkadaşlar %44 oranında video altına yorum herkese tek şans çıktı. Evet, yani bu video altına yorum yapan herkese arkadaşlar tek şansı olacak. İlerleyen günlerde çekeceğimiz yeni videoda bu 10 adet lepistes hediyesinin de talihlisini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde çekilişi yapıyorum. Kimse yanlış anlamasın diye bunun da videosunu çekiyorum arkadaşlar. Yani herkesin eşit şansa sahip olduğu ve gayet şeffaf şekilde çekilişin yapıldığını herkesin görmesi için. Evet arkadaşlar, çekiliş listemizi hazırladım. Bayağı uzun bir liste oldu gördüğünüz gibi. Yine Türk yapımcı geçen çekilişimizi kazanmıştı. Yine iddialı birçok yorum yaptı. Serhat Demir, gene iddialı isimlerden İlyas Değirmenci, Lebises Çiftliğim, Bilal Bilgin, No Copyright, bunu sadece no olarak yazdım. Evet arkadaşlar, bunu kopyalayalım bütün listeyi. Evet, bütün listeyi kopyaladık. Gelelim çekilişimizi yapmaya. Evet, Lebistes balığı çekilişi diyelim. Çekiliş yapılacak liste. Evet, kopyalamamışız. Bir saniye. Kopyala. Evet. Yapıştır. Evet, çok uzun bir liste arkadaşlar. Bir asıl talihlimiz, bir de yedek talihlimiz olsun. Çekilişi yapalım bakalım. Her videoma yorum yapan arkadaşlardan birisi mi kazanacak? Yoksa tek yorum yapan arkadaşlar da var. Onlardan biri mi kazanacak? Genelde çok yorum yapanlar kazanıyor ama tabii ki belli olmaz. Şans bu. Çekilişimizi yapalım. Evet, asıl talihliler No Copyright arkadaşlar. Sadece No olarak yazmıştım ben bunu. No Copyright talihlimiz. Asıl talihli, yedek talihli Lepistes Çiftliğim oldu. Onu da sadece Lepistes olarak yazmıştım. Lepistes Çiftliğim de yedek talihli oldu. Eğer No Copyright isimli takipçime ulaşamazsam Lepistes Çiftliğime ulaşacağım. Bu videonun altında arkadaşlar en başta Instagram hesabımı yoruma sabitleyeceğim. Instagram'dan
Bana ulaşabilirsiniz. Adresinizi verebilirsiniz. Adresinize kargoyla 10 adet lepistesi göndereceğim. İnşallah no copyright sizi mutlu edebilmişimdir. Lepistes çiftliği üzülmeyin. Burada kazanabilirsiniz. Şimdi yeni hediye edeceğim balıklara bir göz atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, balıklarımın genel görünümleri bu şekilde. Yine bu balıklardan 10 tane bu videomda bir takipçime hediye edeceğim. Yapmanız gereken çok basit. Bu videonun altına herhangi bir anlamlı yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve çekilişe katılma şansı yakalıyorsunuz. Her katılımcının bir şansı var. İlerleyen vakitlerde yine yayınlayacağımız bir videoda çekilişi yapacağız. Kimin kazandığını açıklayacağız arkadaşlar. Yine bir süre zarfı koymuyorum. Yani şu kadar süre sonra video çekeceğim demiyorum arkadaşlar. Bu konuda da yine itiraflar oluştu. Bir süre zarfı koymuyorum. Lütfen arkadaşlar alınmasın. Tabii ki hepimizin işi gücü var. Müsait olduğumuz anda çekilişi yapacağım. Balık çok var arkadaşlar. Balıktan yana tabii sıkıntım yok. 10 tane yine bir izleyicime hediye edip onu mutlu etmek isteyeceğim. Yine anketlerimiz olacak. Mavi kerevetim vardı. Onu size tanıtmak istiyordum. Adını Bulut koyduk. Onu hediye edecektim. Tabii arkadaşlar lepistes istediler. Bir sonraki videomda kerevitler hakkında bilgi verebilirim ve mavi kerevitin Bulut'u size tanıtabilirim arkadaşlar. Bulut zaten biraz nazik şu sıralar. İyi ki de 10 tane lepistes istediniz. Yeni kabuk değişimi yaptı. Şu an gönderime uygun değildi. Bir sonraki videomda kerevitler hakkında eğer yorumlarda belirtirseniz kerevitler hakkında bir video çekmek istiyorum. Şimdiden arkadaşlar bu videodan balık kazanan arkadaşımı tebrik etmek istiyorum. No copyright, inşallah seni sevindirebilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. No copyright Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Arkadaşlar yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum. Lütfen çekinmeyin, yorum atın. Daha bir sürü çekilişimiz olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu şekilde balık merakı olan arkadaşlarınız varsa ona da bizim kanalımızı önerirseniz onlar da abone olurlarsa bu balıklardan kazanma şansı elde ederler. Videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bol şans diliyorum. Hoşça kalın. Lepistes çiftliği.